Merhaba arkadaşlar, 8. sınıf matematik atölyem kitabında yeni nesil alışma tadında sorular test 13 ile dersimize devam ediyoruz. Hemen birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Yukarıda verilen işlem döngüsünde başlangıç kutusuna yazılan bir sayı ile adımlarla verilen işlemler uygulandığında dördüncü adım sonunda yine aynı sayı ulaşılmaktadır. Evet, döngüde arkadaşlar yapması gerekenleri burada yazmış. Buna göre ikinci adımdan sonra gelen kutucuya aşağıdakilerden hangisi yazılır diye soruyor. Arkadaşlar döngüyü bir kere tamamlayacağız. Arkasından tekrar ikinci adıma devam edeceğiz. Şimdi öncelikle şöyle yapıyorum arkadaşlar. Başlangıç noktasına ben x desem diyorum. Buradan devam edeceğim. Şimdi birinci adımda ne diyor? x'i ikiye böldü arkadaşlar. Şöyle yapabilirim. Hatta buradan yazalım. x bölü 2 iki olur. İkinci adımda arkadaşlar 3 çıkar diyor x eksi x bölü 2 eksi 3 olur diyorum. Üçüncü adımda 2 ile çarp diyor arkadaşlar. Bunu yani x bölü 2'yi eksi 3'ü 2 ile çarpacağım. Şöyle yazıyorum. x bölü 2 eksi 3'ü 2 ile çarpalım. Evet. Dördüncü adımda arkadaşlar ne yapacağız? Başlangıç başlangıç sayısının 3'te birine ekle diyor. O halde ben 2 çarpı x bölü 2 eksi 3'ün üzerine şurada yazalım arkadaşlar. Dördüncü adımda yapacağımızı 2 çarpı x bölü 2 eksi 3'ün üzerine başlangıç sayısını yani x'in 3'te birini ekleyeceğim. Artı x bölü 3 diyorum arkadaşlar. Bu da bizim için dördüncü adım oldu. Şuraya dördüncü adım yazalım. Bu sayı arkadaşlar neye eşit olacak diyordu? Başlangıçtaki sayı eşit olacak diyor arkadaşlar. Başlangıçtaki sayı. Yani o zaman şöyle diyebilirim. 2 çarpı x bölü 2 eksi 3 artı x bölü 3 eşittir x olacak diye denklemimizi kurduk. Evet biz buradan x'i bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yapalım? Şu 2'yi bir dağıtayım öncelikle. 2x bölü 2 eksi 6 artı x bölü 3 eşittir x dedim. Buradan arkadaşlar bilinmeyenleri bir yere bilinenleri diğer tarafa toplarsam ben bunu buraya atayım. 2x bölü 2 artı x bölü 3 eksi x geldi eşittir 6 dedim. Bunun altına gizli payda 1 yazdım. Paydalarımızı eşitleyelim. 3, 2 ve 6 ile genişlettiğimi düşünüyorum. Arkadaşlar direkt çarparak yazdım çünkü yer sıkıntımız olacak. 3 ile 2x çarparsam 6x artı 2x eksi 6x bölü 6 eşittir 6 dedim. 6x eksi 6x arkadaşlar bakın birbirini götürdü. 2x kaldı sadece. Gizli paydası 1 dersem, içler dışlar çarpımı yaparsam 2x ile 1'i çarptım. 2x eşittir. 6 kere 6, 36. Evet buradan ben x'in her iki tarafı 2'ye bölersem 18 olduğunu gördüm. Evet x'imiz aslında 18'miş. Şimdi 18'den devam ediyorum. İkinci adıma ne yazacağımızı bulacağız. Birinci adımda ne demişti arkadaşlar? 2'ye böl demişti. 18'i 2'ye bölüyorum. 18 bölü 2, 9. Bu bizim için birinci adım. Birinci adım diyelim. Şimdi ikinci adımda peki ne dedim? 3 çıkar dedi. O halde 9'dan 3'ü çıkartıyorum. 6 arkadaşlar. Evet ikinci adımda biz 6 yazmamız gerekir diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. İkinci soruma bakıyorum. 41 numara giyen Oran, şek oran şekildeki gibi adımları arasında boşluk kalmayacak şekilde 8 adım attığında Ayakkabısının uç noktasının karşısındaki duvara uzaklığı 120 santimetredir. 41 numara ayakkabının uzunluğunu santimetre biriminde gösteren cebirsel ifade x eksi 1 bölü 2'dir. İki duvar arasındaki uzaklık 2 tam 18 metre olduğuna göre 41 numara ayakkabının uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar hemen şu metreyi santimetre olarak yazacak olursam 280 santimetredir. Şimdi 8 adım atıyor. Onun üzerine biz 120 ekliyoruz arkadaşlar. Ve 280'e eşitliyoruz. Öyle düşünüyoruz. 8 adım atıyor. Ve her adımda arkadaşlar ayakkabı numarası neydi? Uzunluğu ayakkabının uzunluğu. X eksi 1 bölü 2. Evet, şöyle biraz düzgün yazalım. X eksi 1 bölü 2. Evet bunun üzerine 120'yi koyarsam eşittir. 280 santimetre oldu. Biz buradan x'i bulmamız gerekiyor. Zaten bizden x'i istiyor. Bakalım. x'e bakarsam arkadaşlar. Öncelikle ne yapayım? x'i içeri dağıtacağım ama 120'yi de karşıya göndereyim. x'i içeri dağıtırsam x eksi 1 ile çarpıyorum. Buraya dikkat edelim. Veya şöyle yapalım. Dağıtmayalım. 2 ile direkt sadeleştirelim arkadaşlar. O da olur. Fark etmez. Evet burada 4 kaldı. Şimdi 4'ü dağıtıyorum. diyorum. 4x eksi 4 eşittir. 280'in yanına da 120 eksi 120 olarak geldi. 4x eksi 4 eşittir. 280'den 120 çıkardık. 160. Buradan arkadaşlar ne yaparım? 4'ü karşıya gönderecek olursam. 4x eşittir. 160 artı 4. 160 4 olur. Evet buradan her iki tarafı 4'e bölersem x eşittir. 164 4'e bölersem 41 cm. Arkadaşlar x 41 cm. Benden ne istedi? Ayakkabının uzunluğunu. Ayakkabının uzunluğu x eksi 1 bölü 2 idi. x eksi 1 bölü 2 de x gördüğüm yere 41 yazarak devam ediyorum. 41 eksi 1 bölü 2. 41'den 1'i çıkardım. 40 bölü 2 eşittir. 20 santimetreymiş. Ayakkabımızın uzunluğu diyoruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Evet, üçüncü soruya bakıyorum. Çilekli sütün genişliği sade sütün genişliğinin yarısı kadardır. Eşit uzunluktaki iki rafa aynı genişlikte sade ve aynı genişlikte çilekli olmak üzere birbirine değen süt kutuları yukarıdaki gibi aralarında boşluk kalmadan dizildiğinde rafın kenarında boşluk kalmıştır. Birinde 18 diğerinde 48 santimetre. Buna göre raflardan birinin uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Evet arkadaşlar burada çilekli sütün genişliği sade sütün genişliğinin yarısı kadardır dedi ya. Biz birine x birine x bir iki demeyeceğiz arkadaşlar. Büyük olanı 2x dersem ya yani böyle 2 ile uğraşmak istemiyorum. O halde ben sade süte 2x dediğimi düşünün. Şu 2x olsun. Çilekli bunun yarısı x olur mantığıyla gideceğim. Şimdi o zaman toplarsam Bakın 1, 2, 3, 4 tane ne var? Sade süt var. O zaman bir tanesi 2x'ti. 4 çarpı 2x. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de x'imiz var. 6x. Bir de 18'i toplarsam aslında bir rafın genişliğini bulmuş olurum. E aynı şekilde arkadaşlar alttaki raf da buna eşit. Bu bir rafın genişliği diyelim. Bir raf diyelim. O zaman şöyle bir denklem kursam. Bunları çarparak yazayım. 4 kere 2x 8x artı 6x artı 18. Evet. Alttakini eşitleyeceğim oraya. 2x'ti. Bu da x'te arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane 2x'imiz var. 4 tane 2x. Hadi yazalım. 4 çarpı 2x. Daha sonra arkadaşlarınız bu nereden geldi diyor. 4 tane de x'imiz var. Artı 4x bir de 48'imiz var. Evet bunları birbirine eşitlersek x'i bulmuş olacağız diyoruz. 8x, 4x, 6x daha 14x artı 18 eşittir sağ tarafına bakıyorum. 4 kere 2 8x, 4x daha 12x artı 48. Şimdi 14x'in yanına 12x'i getiriyorum. 14x x eksi 12x. 48'in yanı da 18 eksi 18 olarak geliyor. Evet 14 xten 12x'i çıkardım. 2x eşittir. 48'den 18 çıkartıyorum. 30. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir. 15'tir. Bizden x'i falan istemedi. Bir rafın uzunluğunu istedi. Arkadaşlar şurada hemen yerine koyacak olursam bakın. 14x artı 18 bize bir raf veriyordu. Veya diğerinde fark etmez hiçbirisi. O halde 14 x artı 18 eşittir diyorum. 14 çarpı 15 artı 18. 14 ile 15'i çarparsam arkadaşlar 210 yapar. 210 artı 18 210 ile 18 toplarsam 228 santim yapar. Bir rafın genişliği diyorum. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soruya bakıyorum. Çizgiler arkadaşlar. Şimdi çizgiler var, aralıklar var. Bir sorumuzu okuyalım. Bir yaya geçidinde beyaz çizgilerin kalınlığı, çizgiler arası mesafelerin kalınlığının yarısından 1 santimetre daha azdır. Beyaz çizgilerin kalınlığı birbirine eşittir. Aralıkların kalınlığı da birbirine eşittir demiş. İki kaldırım arası 114 santimetre olduğuna göre çizgilerden birinin kalınlığı kaç santimetredir diye sordu. Şimdi biz çizgiler arasındaki mesafeye, yani şuraya x dersek, beyaz çizginin kalınlığı, bunun yarısı x bölü 2'nin yarısından 1 santimetre daha az. Yani x bölü 2 eksi 1 olacak. O zaman çizgiler arası, mesafe diyeyim, ara diyelim x olsun Beyaz çizgiler x bölü 2 eksi 1. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ne var? Çizgi var. O halde 6 çarpı x bölü 2 eksi 1 artı 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ara var. 7 çarpı x. Evet bunların toplamı 114 santimetre olacak dedik. Şu 6'yı arkadaşlar içeri dağıtacak olursam. 6x bölü 2 eksi 6 artı 7x eşittir 114 diyorum. Şimdi 6x bölü 2'yi sadeleştirecek olursam Şöyle düşünebilirim. Şunu sadeleştirirsem 3x kalır. 3x ile 7x'i topladım. 10x eksi 6 eşittir 114 dedim. Eksi 6'yı karşıya atıyorum. Artı 6 olarak geçti. 10x eşittir. 114 6 daha 120 oldu. Buradan x eşittir. Her iki tarafı ona bölersem 12'dir. Benden arkadaşlar ne istedi? çizgilerden birinin kalınlığı arkadaşlar. Arayı istemedi. Dikkat edelim. Çizgiler neydi? Aranın yani x'in yarısının bir fazlası. O halde x bölü 2 eksi 1 diye söylüyorum. x gördüğüm yere 12 yazarak 12 bölü 2 eksi 1. 12'yi 2'ye böldüm. 6 eksi 1. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Çizgilerin bir tanesi 5 santimetre oldu diyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı. 5'in soruya devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıda bir bitter çikolatalı, diğer sütlü bisküvi verilmiştir. Bitter bisküvinin kalınlığı, sütlü bisküvinin kalınlığının üçte birinden bir santimetre azdır. Kendi türünde eş kalınlıkta olan bu bisküviler, yukarıdaki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde konulduğunda aralarında 26 santimetre fark oluşmaktadır. Buna göre bir tane sütlü bisküvinin kalınlığı kaç santimetredir dedi. Şimdi biz sütlü bisküviye x santimetre desek. Bitter bisküvi bunun 3'te biri yani x bölü 3 1 santimetre eksiği x bölü 3 eksi 1 olur. Arkadaşlar bakın şunun toplamı alttaki sütlü bisküvilerin toplamına eşit olacak. Şimdi sütlü bisküvilere baktığımız zaman 4 tane. O halde şöyle diyebilirim. 5 tane bitter bisküvi var. 5 çarpı x bölü 3 eksi 1 üzerine 26'yı koyarsam artı 26 eşittir. 4 tane sütlü bisküvinin uzunluğuna eşittir. Buradan 5'i dağıtıyorum. 5 x bölü 3 eksi 5 artı 26 eşittir 4 x. Eksi 5 ile artı 26'yı toplarsam 21 yapacak. 5 x bölü 3'ü de karşıya gönderiyorum. 4x eksi 5x bölü 3. Bu tarafta arkadaşlar eksi 5 26'da 21 kaldı. Şimdi gizli paydası 1 der. 3 ile genişletirsem 21 eşittir. 3 ile 4x'i çarptım. 12x bölü 3 eksi 5x bölü 3 21 eşittir. 12'den 5'i çıkarıyorum. 7x bölü 3 Gizli paydası 1 diyor. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 7x eşittir. 21 çarpı 3, 63. Her iki tarafı 7'ye bölersem. Evet, x eşittir. 9 olur diyoruz. Evet, bizden de zaten arkadaşlar sütlü bisküvi yani x'in uzunluğunu veya kalınlığını istemişti. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Altıncı soruya bakıyorum. Ahmet Usta eşit uzunluktaki sarı ve yeşil tahtaları kesecektir. Ahmet Usta önce sarı tahtanın 3 santimetresini kestikten sonra tahtanın kalan kısmını şekildeki gibi eş parçalara ayırıyor. Yeşil tahtanın ise önce 4 santimetresini kestikten sonra kalan tahtaların kısmını şekildeki kadar eş parçalara ayırıyor. Parçalardan birer tanesini alıp üst üste aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Bakın arkadaşlar şuraya. Bir tanesi bir santimetre daha az. Buna göre bir tahtanın kesimden önceki uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Şimdi ben kesilen parçanın uzunluğuna kesilen parça uzunluğu diyelim. X olsa yeşil tahtanın uzunluğu şurası X olursa Yeşil tahtanın uzunluğu arkadaşlar x artı 1 olur. Yeşil tahtanın uzunluğu x artı 1 olur. Evet 1 ile toplarsam alttakini elde etmiş olurum diyorum. Şimdi bakıyorum. 6 tane ne var arkadaşlar? Sarı tahta. 6 sarı tahta. 5 tane yeşil tahta parçası var. 5 yeşil tahta var diyelim. Şimdi bakalım. Sarı tahta kesilmeden önce arkadaşlar o zaman sarı tahtanın kesilmeden önceki uzunluğu ne olur? Sarı tahta diyelim. Şimdi sarı tahta ne yapmıştı arkadaşlar? Kesmeden önce 3 santimetresini kesmişti. O halde ben 6 tane dersem buna 6x 3 santimetreyi kestiğine göre 6x artı 3 olur diyoruz. Yeşil tahtaya 4 santimetre kesmiştim. Yeşil tahta arkadaşlar bir tanesinin uzunluğu x artı 1 Ve 5 tane vardı. 5 çarpı x artı 1 ve 4 santimetre kestiği için evet, toplamda 5 çarpı x artı 1 artı 4 olur diyoruz. Ve bunlar birbirine eşitti. O halde ben diyorum ki 6 x artı 3 eşittir. 5 çarpı x artı 1 Artı 4 diyorum. Evet. Denklemimizi kurmuş olduk. Buradan 5'i dağıtıyorum. 6x artı 3 eşittir. 5x artı 5 artı 4 6x artı 3 eşittir. 5x artı 9 Buradan 5x'i sol alıyorum. 6x'in yanına 5x eksi 5x olarak geldi. 9'un yanına da 3 geldi. Evet. Buradan x eşittir 6 oldu. x eşittir 6 cm. Peki benden ne istedi? Tahtanın kesilmeden önceki uzunluğu dedi. Herhangi birisini alsam yeter. Sarı tahtayı alıyorum arkadaşlar. 6x artı 3 alıyorum. x gördüğümüz yere 6 cm yazacağız. 6 çarpı 6 artı 3'ten 6 kere 6 36 artı 3 Evet 39 cm'dir. Evet tahtanın bir tanesinin kesilmeden önceki uzunluğu Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. 7. soruya devam ediyoruz arkadaşlar. İç içe geçebilen 3 silindir yukarıdaki gibi verilmiştir diyor. B silindirin uzunluğu A silindirin uzunluğunun yarısından 2 santimetre kısa. C silindirinin uzunluğu ise B silindirin uzunluğundan 6 santimetre kısadır. Her bir silindir kendi uzunluğunun yarısı kadar içe girdiğinde şekil 1'in uzunluğu 49 santimetre olmaktadır diye söylüyor. Buna göre A silindirin uzunluğu kaç santimetredir dedi. Şimdi arkadaşlar ben bu A silindirine X desem. B silindiri A silindirin yarısından 2 santimetre kısa. X'in yarısı X bölü 2 eksi 2 olur. C silindiri de B'nin 6 santimetre kısası. X bölü 2 eksi 2 eksi 6 olur. Şöyle düzenlersem x bölü 2 eksi 8'dir deriz c silindirine. Şimdi şu a x bunu b'nin yarısını ve c'nin yarısını topladığımızda 49 cm olacak. Şimdi b neydi? x bölü 2 eksi 2 idi. Bunun yarısı demek ben bunu bir sayının yarısını bulabilmek için 1 bölü 2 ile çarpabiliriz. Veya 2'ye bölmem gerekir. Ben b'yi yazacak olursam 1 bölü 2 çarpı x bölü 2 eksi 2 derim. Şu c'yi yazacak olursam şuraya yine 1 bölü 2 çarpı c neydi? x bölü 2 eksi 8'di. Şimdi bunların toplamı arkadaşlar 49 eşit olacak. O halde yazalım. x artı 1 bölü 2 çarpı x bölü 2 eksi 2 artı C'yi yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı x bölü 2 eksi 8 eşittir 49. Şimdi arkadaşlar şu 1 bölü 2'leri bir dağıtalım çarpma işlemi olarak. X'i yazdım artı 1 bölü 2'yi birinci parantezi dağıtacak olursam. 1 bölü 2 ile x bölü 2'yi çarparsam x bölü 4 eksi 1 bölü 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 2 bölü 2 oldu. Artı. 2. 1 bölü 2'yi dağıtıyorum. x bölü 4 eksi 8 bölü 2 eşittir. 49 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın şu eksi 2 bölü 2 ve eksi 8 bölü 2 birisi 1 birisi 4'tür. Yani eksi 1 eksi 4 olacak. Şimdi x'leri yan yana yazacak olursak x artı x bölü 4 artı x bölü 4. Şimdi burası eksi 1'di. Burası da eksi 4 topladım eksi 5. 49'un yanına artı 5 olarak geldiler. Şimdi gizli paydası 1 der. Bunu 4 ile genişletirsem. Şuradan yazalım arkadaşlar. 4x bölü 4 artı x bölü 4 artı x bölü 4 diyorum. Eşittir 49 5 daha 54 oldu. Şöyle devam edecek olursam. 4x, 1x daha 5x, 1x daha 6x. 6x bölü 4 eşittir 54 dedim. Evet içler dışlar çarpımı yaparsam. 6x eşittir 4 çarpı 54. Buradan her iki tarafı 6'ya bölersem x'i yalnız bırakmış olurum. x eşittir 54 ile 6'yı sadeleştirsem 9 ve 1 kaldı x eşittir 4 çarpı 9'dan 36 santimetre olur. Zaten bizden de a'nın uzunluğu olan x istemişti. Evet doğru cevabımız c şıkkı oldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.